Merhaba sevgili dostlar, ben Sevim. Hepinize sevgiler ve selamlar göndererek bugünkü videomuza başlıyorum. Bugünkü videomuzun konusu benim daha önce de bahsetmiş olduğum bahçemde bir yıl boyunca neler yaptım, onları sizlerle paylaşmak istedim. Öncelikle görmüş olduğunuz bu sebze yataklarını hazırlamıştım. Organik toprak ekleyerek bu yatakları hazırladım. Şimdi de kışın evde fidelediğim tereleri ekiyorum. Daha önce soğanları ve baklaları ektim. Şu an tereleri ekmiş bulunuyorum. Görmüş olduğunuz bu baklaları ben Mart ayı ortasında toprakla buluşturdum. Ama Şubat'ta da ekilebilirmiş. Çünkü bakla ne kadar erken ekilirse böceklenme yapma olasılığı daha azalıyormuş. O yüzden sizin de buna dikkat etmenizde fayda var. Benim baklalar yetiştiğinde böceklenmişti. Ama baklası çok lezzetli bir şekilde oluştu ve biz çok memnun kaldık. Bunlar da evde yine yetiştirdiğim soğanlar. Bunları da toprakla buluşturdum ve şu an ilk can suyunu veriyorum. Ve şimdi elma ağacımla ilgili tecrübelerimi sizle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Daha önce bahçeyi kullanan kişi elmanın kurtlu olduğunu söylemişti. Ben de doğal yöntemlerle bu kurtlardan kurtulmak için bir fikir düşündüm. Ve elma ağacımı Arap sabunuyla böyle köpürte köpürte yıkadım. Ardından da sirkeli suyla iyice dezenfekte ettim. Bazı arkadaşlar çamaşır suyuyla yıkamamı tavsiye etti ama ben ağaca kıyamadım. Çamaşır suyu ağaca zarar verir diye Arap sabunu seçtim. Bakalım bu yöntem işe yarayacak mı? Bu bütün çalışmalarım arkadaşlar benim toprakla ilk tanışmam oluyor. İlk kez tecrübelerim. Bu ektiklerim biraz biraz büyümeye başladı birkaç hafta sonra sizin de gördüğünüz gibi. Şu an Haziran ayındayız. Ben bahçeye biber, domates ve patates ektim arkadaşlar. Bu da elma ağacımın ilk görüntüsü. Elmalar bu şekilde oluştu. Bu fideleri de evde yine ben tohumdan yetiştirdim. Ama bahçeyle buluşturmak için sanırım biraz geç kaldım. Çünkü bütün arkadaşlarım Mayıs ayında domateslerini ekmişlerdi. Bu yıl inşallah daha tecrübeli bir şekilde bütün sebzelerimi zamanında ekmeyi planlıyorum. Bunlar kabak fidanları. Bu kutuların içine de patates ektim arkadaşlar. Bunlar da maydanozlarımız. Yıl boyunca tükettik. Çok doğal ve kokusu oldukça güzeldi. Çok memnun kaldık bu maydanozlardan. Ve Eylül ayındayız.
bahçe görünümü bu şekilde olmuş. Yaklaşık 1,5 ay sonra bahçeye geldim. Oldukça şaşırdım. Arkadaşlar, hobi bahçemize ekmiştim ve birkaç hafta sonra Türkiye'ye gittik. Türkiye dönüşünde hobi bahçemin aldığı durum bu şekilde. Hiçbir şekilde sulama olmadı. Şu an sulama yapıyorum. Biberlerim dalında kızarmış durumda. Domatesler olmuş. Maydanozlar ve kabaklar bu şekilde gözüküyor. Şimdi biberlerimi toplamaya başlayacağım inşallah. Burada elmalarımız var. Ama çoğu yerlere dökülmüş. Çünkü ilaç kullanmadım. Kendi yöntemimle çözmeye çalıştım ama işe yaramadı gördüğünüz gibi. Bahar ayında sirkeli su ve Arap sabunuyla yıkamıştım ağacımı. Ama yine bu kurtlardan kurtulamadım. Doğal olmasını istemiştim. Elmaların kurtlanmasını istemiştim ama gördüğünüz gibi bu yöntem işe yaramadı. Burada kendim bahar ayında yetiştirdiğim fidelerden domateslerim oluşmuş. Şimdi bir tanesini alıyoruz. Bu şekilde. Diğer oluşan domateslerimiz ise salyangozlar. Yemiş durumda. Londra'da çok salyangoz olduğu için onun önlemini almak gerekiyor. İçini boşaltmışlar ve domates bu şekilde çürümüş. Bunu kompost bidonuma koyacağım. Şimdilik buraya biriktiriyorum. Çoğu domates hala yeşil. İnşallah bunları salyangozlardan kurtarabilirim. Bu şekilde akşam olunca ortaya çıkıyor salyangozlar arkadaşlar. Ben gitmeden önce yumurta kırıklarıyla bu şekilde etrafını çevirmiştim domateslerin gelmesin diye. Ama yumurta kırıkları da uzun süredir yağmur sularıyla toprağa karışmış durumda. Şu an çalışmıyor diyebilirim. Bu bölümde ise minnak domateslerimiz yetişmiş. Tadı çok güzel. Burada da var birkaç tane. Bunları da salyangozlar tadına bakmadan toplamam gerekiyor. Ve burada da başka bir domates yetişmiş. Dolmalık biberlerimi salyangozlar bu şekilde getirmiş. Biberleri de arkadaşlar ben evde fidesini yetiştirdim. Kıl biberler. Kıl biber İngiltere'de fazla olmuyor. Ben kendim fidesini yetiştirerek bu şekilde büyümüşler kendiliğinden. Bu yıl çok yağmur yağmış Londra'da.
O yüzden sulamaya ihtiyaç duyulmamış. Maşallah Allah'ın da yardımıyla ürünlerimiz bu şekilde büyümüşler. İlk kez biber topluyorum arkadaşlar. Ve ilk kez kendim fidandan yaptım. İlk tecrübem. Nasıl toplandığını daha bilmiyorum. Ama insan olur. Bazen de her şeyi başarabilir bence. Böyle bir zevki sizin de yaşamanızı çok isterim. İnanılmaz zevkli bir uğraş. Kimisi dalında kırmızı olmuş. Bir bahçemizin bu bölümünde ise maydanozlarım var arkadaşlar. Bunlar da oldukça büyümüşler. Burada ise lokalar var idi. Bunlar çiçek açmış. Bu bölüme şeker pancarı ekmiştim. Yaban otlardan dolayı fazla bir büyüme olmamış. Şimdi maydanozları toplamak istiyorum. Bunlar da patateslerimiz arkadaşlar. Evde çimlenmiş patatesleri bu bölüme ekmiştim. Oldukça verimli bir patates elde ettim. Yaklaşık 3 kilo patates bu bölümden çıktı. Patateslerin bir kısmı üstte kalmıştı. Bunlar yeşil olmuştu çünkü üzerlerinde toprak yoktu. İnşallah seneye buna da dikkat edeceğim. Patateslerin üzerine daha çok toprak koyarak daha çok verim elde etmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Ve bu da kabağımız. İnşallah bundan bir tatlı yapıp sizlerle paylaşacağım. Bahçedeki biberler o kadar çok çiçek açmıştı ki ve üzerinde o kadar çok küçük biberler vardı ki bu biberlere kıyamadım arkadaşlar. Ben de kendimce bir yöntem buldum ve üzerini kapatmaya karar verdim soğuktan etkilenmemesi için. İnternetten aldığım basit bir düzenekle biberlerin üzerini kapatmaya karar verdim. Bakalım bu yöntem işe yarayacak mı? Eğer yararsa onu da sizlerle paylaşmak istiyorum ileriki günlerde. Evet dostlar, bahçedeki bir yılım bu şekilde geçti. Sizlerden tavsiyeler bekliyorum. Özellikle elma ağacımı kurtlardan doğal yöntemlerle nasıl kurtarabilirim? Bu konuda bana yazarsanız çok çok mutlu olurum. Ve bütün tavsiyeleriniz benim için çok önemli. Çünkü ben bu yola ilk kez
girdim ve bu bütün tecrübeler benim ilk tecrübelerim. Özellikle bu aylarda bahçemi nasıl değerlendirebilirim? Bu konuda da bana yazarsanız çok mutlu olurum. Videomuzu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, hoşça kalın, sevgiyle kalın dostlar.